Şimdi stüdyomuzda önemli bir konuğumuz var. Deneyimli diplomat, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu USAK Başkanı Sayın Özlem Sandberk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen. Çok deneyimli bir İsrailli gazeteciydi. Yayınımızdan önce sizinle de konuşma fırsatı bulmuştuk. Evet. Sizin cephenize de herhalde kredisi yüksek olan bir gazeteci. Olumlu ve çok iyi tanıyan, üstelik mutfağımızın her yerde propagandasını yapan, kendisi de böyle bu işlerle meşgul olan bir insan. Şimdi temkinli iyimserlik mi demek? Evet. İsrailli gazetecinin belki Başbakan Binali Yıldırım'a sorduğu soruda olduğu gibi hani sürdürülebilir mi, ne diyorsunuz dediğinde Başbakan Binali Yıldırım senin şüphelerin var herhalde diyerek o soruya soruyla yanıt vermişti. En başta İsrail kamuoyu hakkında çok önemli bir nabızı aldığımız Aradnir'den sizin değerlendirmeniz nedir? Tabii benim değerlendirmem de biraz Aradnir'inkine benziyor. Çok yani son 6 yıl zor günler yaşadı, zor anlar geçirildi. Ve daha önce benim değerli meslektaşlarımla bu konu konuşuldu. 2 günden beri zaten konuşacak çok fazla bir şey de kalmadı ama onların söylediği bir şey var. Özellikle Oğuz Çelikkol bunun üzerinde durdu, büyükelçi. İki ülke arasında çok çok önemli bir güvensizlik atmosferi içinde bu yapıldı. Bu daha da gecikseydi daha da zorlanacaktık. Şimdi bu güven meselesi son derece önemli. Eğer karşılıklı itimat yeniden kurulmazsa, yani bu itimatsızlık onarılmazsa bu anlaşmanın sürdürülebilmesi son derece zor. Tabii bir de şöyle bir şey var. Burası Orta Doğu, konjonktür her an değişebiliyor. Yeni bir İsrail saldırısı Gazze'ye. Yani olmayacak diye bir şey söyleyemeyiz. O olduğu andan itibaren bu anlaşma çöker. Başka şeyler de olabilir. Onun için her iki taraf şimdi bir parça ihtiyatlı konuşmak zorunda. Evet. Onun için tahmin ediyorum ki elden gelen yapılacaktır. Evet, yani temennilerle başlıyor. Evet, temennilerle başlıyoruz. İsrailli gazeteci tebrik etti, kutladı ve bu temennisini de getirdi. Evet. Şimdi Türk kamuoyunda da en çok sorgulanan Gazze'ye blokaj. Gazze'ye blokaj konusunda Mersin limanından kalkacak, evet, o insani yardım götürecek, Ashdod limanına inecek gemi deyince açıkçası son derece önemli bir açıklama bu. Fakat evet, Netanyahu, İsrail Başbakanı aynı dakikalarda yaptığı açıklamada blokajımız sürüyor diyordu. Yalnız şöyle bir açılım sağlanmış. Hı hı. Deniz yoluyla bu insani yardımlara bir koridor açılmış, hı hı, anladığımız kadarıyla. Ve Türkiye bu açıdan bakıldığı zaman o koridoru açmış. Yani orada da kendi dediğini yaptırmış taraf gibi görünüyor. Evet. Gazze'ye bir tabii ki olası saldırı bütün anlaşmayı çökertir. O başka bir unsur ama bu Gazze blokajı, insani yardım blokajı ve Türkiye'nin şu anda elde ettiği bu denizden koridor nasıl değerlendiriyor? Burada sözcüklerin önemi ön plana çıkıyor. Ambargo ve abluka ikisi aynı şey değil. Ambargodan bahsettiğimiz vakit ticari malların girişinden çıkışından ya da insani amaçlarla girişinden çıkıştan bahsediyoruz. Abluka ise siyasi bir şey. Ve abluka demek kuşatma demek. Evet. Abluka devam ediyor. Ve yalnız deniz ablukası değil. Aynı zamanda kara ablukası devam ediyor. Aynı zamanda hava ablukası devam ediyor. Aynı zamanda yani bu üç ablukanın kuşatması altında Gazze halkı işte vallahi 10 seneyi de geçti uzun bir süreden beri. İsrail burada yaptığı tek şey askerlerini geri çekti. Galiba 2008'den sonra. Demek ki 10 senedir askerlerini çekti ama İsrail bunu sanki kuşatmanın kaldırılmış olması şeklinde dünyaya sunuyor. Evet. Kuşatma kaldırılmadı. Hem insani yardımlar, ambargo gibi ticari ilişkiler hem de siyasi, askeri, deniz kuşatması hepsi devam ederken Türkiye devreye girdi. Türkiye'nin aldığı bu sonuç şu bakımdan önemli, insani yardım koridoru açmış oldu. Aslında eğer ilk başta Türkiye bu şekilde hareket etseydi zaten bütün bu gürültü patırtı çıkmayacaktı. Ne oldu şimdi? Gemilerimiz Ashdod'a gidecek. Ashdod neresi? İsrail'in bir limanı. Ne yapacaklar Ashdod'da? Yapılan yardımları İsrailler kontrol edecek. Ve netice itibariyle de Gazze halkının yani insanlık dışı, çünkü çoluk çocuk var orada, ilk mektebe giden, tahsilini yapmaya hastalar, bütün bunlar ne ilaç alabiliyorlar,
her şeyleri şeye muhtaç, dışarıdan gelecek olan yardıma muhtaç. Bu yardımlar da yapılamıyordu. Türkiye bunu sağladı. Ama burada şu şekilde bir yanılgıya düşmeyelim. Gazze kuşatması devam ediyor. Hem deniz, hem kara, hem de hava kuşatması devam etmektedir. Bunun kaldırılması ancak bölgede kuvvetler dengesinin değişmesiyle olur. Bu anlaşma aynı zamanda bölgedeki kuvvetler dengesinin değişmesinde de olumlu etki yapabilir. Eğer Türkiye bu diplomatik başarısını sürdürebilirse. Şimdi İsrail gazeteciye sorduğum soruları size de yöneltmek istiyorum. Zira hani bunun en son aşamada bu normalleşmeyi hızlandıran veyahut da kolaylaştıran unsurlar vardı. İran'ın nükleer anlaşması. Tabii. İran'ın nükleer anlaşmasından duyduğu kaygı, özellikle İsrail'in. Rusya ve ABD'nin bakıldığı zaman bu nükleer anlaşma sonrası bölgede İran'la oluşturduğu denge. İsrail kuşkusuz bundan hiç hoşlanmadı. Evet. Ve gayet net olarak ortaya koydu. Buna bir karşı denge olarak Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi gündeme geliyor. Ve bu en azından bu normalleşmenin sürdürülebilir olması için bir garanti unsuru mudur? En azından sağlamlaştırıcı bir unsur mudur? Ve tabii ki doğalgaz. Doğalgaz az önce de söyledim Aradnir ile konuşurken. İşte gidildi Kıbrıs'ta bir görüşme yaptı Netanyahu. Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a götürülecek İsrail doğalgazı 15 milyar dolar. Türkiye üzerinden taşısa 2 milyar dolar. Yani dramatik bir ekonomik kazanç var ortada. Şimdi bir yandan da böyle ekonomik bir perspektifi var. Hem ekonomik hem de güvenlik açısından ve tabii ki stratejik açıdan sürdürülebilir konusunda, sürdürülebilirlik konusunda ne diyebilirsiniz? Bu son dönemde yaşadığımız, mesela Rusya ile bir sıkıntı yaşadığımız zaman İsrail hemen öne çıktı. Hatta pek de beklemediğimiz, belki diplomasi kulislerine yakın takip edenler bunu bekliyorlardır ama hemen doğalgaz konusunda biz de sağlayıcı olabiliriz dedi. Hani Rusya ile bu kadar sert bir anlaşmazlık yaşadığımız kışın başında böyle bir tıkanmayla girdiğimiz noktada İsrail'den ben buradayım aslında önemli bir şeydi. Evet. Şimdi çok önemli noktaları söylediniz. Bunların ilk söylediğiniz şey stratejik ve bölgedeki dengeler. Evet. Bunlar muhakkak ki önemli ama en önemlisi ikinci söylediğiniz. Yani doğalgaz meselesi. Bu doğalgaz yatakları yeni bulunan bir şey. Yani 2010'da bu hadise olduğu vakit İsrail'in bu kadar zengin doğalgaz yataklarına sahip olduğu kesin değildi. Evet. Fakat zaman içerisinde bu anlaşıldı ki çok önemli gaz yataklarına sahip. İsrail bu zenginliği değerlendirmek durumunda. Bunu nasıl değerlendirecek? Ya doğuya satacak ki orada zaten büyük rakipleri var. İşte Körfez var, İran var. Onlar zaten ihtiyacı yok. Bir yer daha var, Mısır'a satabilir. Ama Mısır da o bölgede, Doğu Akdeniz bölgesinde çok önemli gaz yatakları buldu. İsrail'den gaz alacak durumda değil. O zaman bir tek Batı'ya ve çok önemli bir tüketici olan Türkiye'ye bu gaz yataklarını satması. Ve Türkiye'den de Avrupa'ya taşıması lazım. Bu anlaşıldığı andan itibaren ki bu aşağı yukarı 2 seneden beri belli oldu bunun böyle olacağı. O zaman iş yani oyun değiştirici faktör burada gaz meselesidir. Bu gaz yani doğal gaz için Türkiye ile yapılması gereken işbirliği. Bu Türkiye'nin de işine geldi. Türkiye'de malum siz de söylediniz. Yani Rusya ile olan krizimiz dolayısıyla orayla enerji işbirliğimiz sekteye uğraması. Demek ki iki tarafın da enerji alanındaki çıkarları üst üste gelmesi bunu süratlendirdi. İsrail bölgedeki stratejik meydan okumaları tek başına yönlendirebilecek güce sahip. Çünkü İsrail orada yalnız değil. Arkasında koskoca bir Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın geri kalan batılı ülkeleri var. Bu gaz meselesi olmasaydı bugün biz bu noktaya gelemezdik. Ama bunun değerlendirmesi de aslında stratejik bir düşünceye sahip olduğunu gösteriyor diplomasimizin. Burada tabii Dışişleri Bakanlığı son derece önemli bir rol oynuyor. Başta Cumhurbaşkanı tabiatıyla ve Başbakan şimdi ve bütün Dışişleri Bakanlığı ve bu arada Feridun Sinirlioğlu'nun ismini de müsaade ederseniz burada ifade etmem lazım. Son derece önemli bir diplomatik başarı kazandı. Karşıtı Yossi Şişenauer, o da çok önemli bir kişi. Çünkü bu 6 sene zarfında her iki diplomat da bütün yani bütün zorluklara rağmen aralarındaki diyalogu canlı tuttular ve diyalog kanallarını kapatmadılar. Kapatılmadığı için böyle bir
şey çıktığı zaman ortaya böyle bir fırsat, gaz meselesi, onu değerlendirmek mümkün oldu. O bakımdan yani şurada şu söylenebilir belki son olarak, yani bir özetlemek gerekirse, her iki ülkede zaman dinamiğini çok iyi kullandı, çıkan fırsatları değerlendirdi. Bütün mesele bundan sonra bu fırsatı heba etmemek. Burada büyük sorumluluk tabiatıyla İsrail'e düşüyor ama bize düşen sorumluluklar da var. Artık bölgede yalnızlığımızı azaltmamız, ne dedi Sayın Başbakan göreve başlarken, hep tekrarlanan bir şey, düşmanlarımızı azaltacağız, dostlarımızı çoğaltacağız. İşte ilk adım budur bence. Evet. Bundan sonrası inşallah Rusya'yla gelir, Mısır'la gelir. Rusya ile ilgili de adımlar var. Tabii. Bununla ilgili haberimiz de var. Onu da size danışmak istiyorum. Şimdi Feridun sinirli oldu. Son derece önemli bir figür. Altını çizdiniz. Kuvvetli, evet, bir altını çizelim gerçekten. 2002-2007 yılları arasında Tel Aviv Büyükelçisi. Yani bu krizin hemen öncesinde ki Gazze olaylarının işte en sıcak çatışmalara dönüştüğü o eşiğin hemen öncesinde Tel Aviv'de, evet, Feridun Sinirlioğlu. Evet. Yani burada bir diplomatın, önemli bir dışişleri mensubunun, yani evet, büyükelçiler çekildi, evet, bütün ilişkiler koptu göründü. Çok ciddi stratejik, istihbarat, değil mi? Bunlarda da çok önemli işbirliğimiz vardı, ekonomik. Bunlar belki parça parça olmuş görünüyordu ama demek ki diplomasinin işte böylesi. Diplomasi bu çok önemli ama karşısındaki karşıda da aynı şekilde. O da çok ağır baskılara maruz kalmasına rağmen o kanal açık kaldı. Açık kalan bir kapıdan girmek daha kolay, yeniden açmaktansa. O bakımdan bence yalnız şunu söyleyeyim, Feridun Sinirlioğlu'nun bir şeyini daha söyleyeyim. Bu hadise 16 sene önce olay çıktığı vakit o hemen İsraillere, o zamanki dışişleri, İsrail'in dışişleri müsteşarına dedi ki hemen özür dileyin, tazminat vereceğinizi ilan edin, bu şeyi kapatalım. Fakat İsrail öyle yapmadı. Yapmadı. Bu, zannetti ki Türkiye burada gerileyecek, işte şu olacak, bu olacak. Halbuki Türkiye de sağlam durdu. Ama bu arada da çok zaman kaybedildi. Bu kaybedilen zamanla her iki tarafta sıkıntı çekti. İşte biraz da diplomasi böyle bir şey. Çıkan fırsatların iyi değerlendirilmesi, bu fırsatları değerlendirecek devlet adamlarının, diplomatlarının olması lazım. Şimdi bunu yaşadık. Bu bence olumlu bir şey. Rusya dediniz. Rusya ile ilgili de bir adım atıldı. Malum Milli Günde hem, evet, Başbakan Binali Yıldırım hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği mesajlar vardı. Binali Yıldırım başbakanlık görevine üstlendiği zaman dostlarımızı çoğaltacağız, düşmanlarımızı azaltacağız. Böyle, doğru, bir çerçeve, evet, var. Uluslararası ilişkilerde çok yoğun bir dönem. Başbakan Binali Yıldırım dostlarımızı çoğaltacağız, düşmanlarımızı azaltacağız dedi. Çok ciddi bir hareketlilik yaşıyor. Evet, Rusya ile ilgili adımları da az önce Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan hükümet sözcüsü Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş çerçeveyi ortaya koydu. AB ile ilişkiler, İncirlik Üssü, Almanya'nın buradaki tutumu. Bütün bunlara baktığımız zaman yine İsrail ile uzlaşma çerçevesinden yola çıkmak istiyorum. Filistin. Filistin'in bir Türkiye'si var çünkü, evet, ayetinde yanında. Muhalefetin eleştirileri var. İşte İsrail ile ilişkiler için, çıkar için feda edildi. İşte oradaki Gazze'deki duruştan vazgeçildi, Filistin'deki duruştan vazgeçildi. Bu anlaşmayı açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok önemli. Fakat demin çok gene önemli bir şey söylediniz. Yani Türkiye hep olumsuz ve yıkıcı konularla yalnızlığa doğru itildi. Daha doğrusu bir kısır döngünün içerisindeyken, Sayın Başbakan'ın göreve başlarken ifade ettiği o söz aslında belki de o kısır döngüden üretken döngüye doğru gidişin bir başlangıcı olacak ve bunun üzerinde hep bahsetmek lazım ki biraz da kendi kendimizi ikna edelim ve destek verelim yani bu üretken döngüye. Yoksa hepimiz birden büyük bir karamsarlık ve güvensizlik içerisinde kalacağız. Şimdi bunu bir parantez içinde söyledikten sonra Filistin'e geleyim. Filistin tabii özellikle Gazze'dekiler son derece yalnızlar. Yurt dışına çıkamıyorlar. Hasta olanlar, kanser olanlar orada, bırakın kanseri, nezle bile olsanız ilaç yok. Ya bu böyle terk edilmiş bir insan grubu, John Tünerce küçük bir yerde yaşıyor. Bunlar da dünyada kimse sahip çıkmıyor. Şimdi Türkiye'nin bu konuda buraya gösterdiği alakayı çeşitli şekillerde yorumlayabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ideolojik, diyebilirsiniz ki Müslüman kardeşler. Ne derseniz deyin ama bir de insani tarafı var, bir gerçek var. Türkiye'den başka kimse bu konuyu bu kadar üzerine düşmedi. Onun için şimdi bunu da desteklemek lazım. Burada bu işin başlangıcı belki
Filistinlilerin de bu anlaşmayla birlikte yani saygın uluslararası toplumun bir saygın üyesi haline gelmelerine yardımcı olabilir. O bakımdan Türkiye'nin... Yani şu uzlaşmayı bir şekilde Filistin'de bu normalleşmeye destek vermeli. Nihayet de Filistin davasının kendisi için de. Evet, çünkü Filistin'de Türkiye en azından denizden tabii. Bir koridor evet. Açmış durumda bunu evet. Görüyoruz. Yani bu çok önemli bir konu. Bunun yani dünya bunu bu açıdan da değerlendireceğini düşünüyorum. Ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de Papa'nın soykırım iddialarına dair geçtiğimiz sene söylemişti. Yine tekrar etti. Onunla ilgili Türkiye'den de Ankara'dan tepki var. Bunu da bir ekranlara taşıyalım. Sayın Sanmerkez son olarak bunu da soru olarak yöneltelim. Quella tragedia, quel genocidio. Soykırım diyecek mi demeyecek mi? Papa Francis'in Ermenistan ziyaretinde gözler daha önce Vatikan-Türkiye arasında kriz yaratan bu sözcükteydi. Önce Ermenice büyük trajedi anlamına gelen Metziyegen dedi, ardından metinde yer almamasına rağmen soykırım ifadesini kullandı. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli bu açıklamaya hemen tepki gösterdi. Papa'nın da papalığın faaliyetlerinde de Haçlı zihniyetin bütün izlerini, bütün yansımalarını görmek mümkün. Papa bunun üzerine Ermenistan ziyareti dönüşü uçakta kendini savundu. In Argentina, quando si parlava del esterminio armeno. Ben Arjantin'deyken Ermeni kıyımından bahsedildiğinde hep soykırım kelimesi kullanılıyordu. Ben başka bir kelime bilmiyordum. Roma'ya geldiğinde ise başka bir ifade, büyük kötülüğü duydum. Bana soykırımın saldırgan bir kelime olduğunu söylüyorlar. Ben her zaman geçen yüzyılda yapılan 3 soykırımdan bahsettim. Ermenilere yapılan, Hitler'in yaptığı ve Stalin'in yaptığı. Ermenistan'da konuşma metninde bu kelimenin olmadığını kabul eden Papa, ancak Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın konuşmasındaki vurguları duyunca geçen yıl söylediğimi şimdi söylemesem tuhaf kaçardı dedi. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan Papa'ya tepki dolu bir açıklama geldi. Papa'nın sözleri hayal kırıklığı olarak nitelendi. Açıklamada Papa geçen sene Türkiye nezdinde yarattığı hayal kırıklığının bir benzerini yaşatmış, Birinci Dünya Savaşı yıllarında çekilen acılar arasında bir kez daha din temelli ayrımcılık yapılmıştır denildi. Papa'nın Ermenistan ziyareti sırasında sergilediği yaklaşım taraflı olarak değerlendirildi. Diğerini ötekileştirmeye yönelik tutum, Papa'nın farklı gruplar arasında barış ve dostluğun tesis edilmesi yönündeki çabalarıyla örtüşmemektedir ifadeleri kullanıldı. Sayın Özlem Sanberk. Evet, söyleyeceğim ama şu demin bir şey söylemeyi unuttum. Onu hemen tamamlayayım. Anlaşmada Gazze'den bahsedilmiyor. Yani Gazze işte yani Türkiye'de buradaki faaliyetlerinden filan. Hamas. Evet. Bundan bahsedelim. Hamas'tan bahsedelim. Bu gayet Hayır. Normal bir şey. Çünkü o zaman Türkiye kendi dış politikasını sınırlayacak bir hükmü bir anlaşmaya koyuyor. Türkiye genel bir devlet. Bunu hiçbir ülke yapmaz. Türkiye kendi dış politikasını kimseye hesap vermeden sadece kendi halkına hesap vererek yapacaktır. Şimdi gelelim 1915 olayları. Geçtiğimiz sene sarf ettikten evet, sonra çok tabii tepki burada gelmiş. Şuna hemen bakalım. Yani Türkiye bu konuda çoğulcu bir 1915 olayları. Geçtiğimiz sene sarf ettikten evet, sonra çok tepki tabii burada gelmiş. Şuna hemen bakalım. Yani Türkiye bu konuda çoğulcu bir halka sahip. Biliyorsunuz bu 1915 olayları konusunda aşağı yukarı 30 bin kişi kendi rızalarıyla özür diledi. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. Bunu da unutmayalım. Dünya bu tarafa bakmıyor. Burada Türkiye'de kimse bu olayların bir soykırım olduğunu ne resmen ne çoğunluk olarak kabul etmesi mümkün değil. Çünkü bizim Türkiye'miz, bu Türkiye o zaman Türkiye değil. Biz kaldı ki o zaman yani işgal güçlerinin Malta'da yaptığı yargılamalarda da çıkmamış. Ya bütün bunlar çok doğru. Ayrıca yani bizim babalarımızın, dedelerimizin hareketlerinden dolayı çocuklarına zorla tövbekarlık dayatmasını kimse kabul etmez. Fakat bir de şu var, biz bu konuyu yönetemedik. Yani bugün değil, bunu belki 50 seneden beri yönetemiyoruz. Ve biz uluslararası kamuoyu diplomasisini kaybetmiş durumdayız.
Şimdi bunu da yapmaya devam ediyoruz. Bakın Papa böyle bir şey söyledi. Büyükelçimizi geri çektik. Bir büyükelçiyi daha çekmiş olduk. Eğer iki ülke arasında kriz varsa zaten büyükelçi o kriz içinde orada çekmemek gerekir. Yani büyükelçileri çekmekle dünyada kendimizi izole etmekten, tecrit etmekten başka bir işe yaramamış oluyor. Burada da bir değişiklik yapmak lazım. Umarım Binali Yıldırım, Sayın Dışişleri, Sayın Başbakanımız bu konuya da bir göz atar. Yani oradan büyükelçi çek, buradan büyükelçi çek, sorun kalıyor. Sonra ne yapıyorsun? Tıpış tıpış büyükelçi yerine yolluyorsun. 2005'te bir arşivler açılımı vardı ama proaktif o da pek bir işe yaramadı. Sonuçsuz kaldı. Erivan'ın tutumu nedeniyle. Bundan sonra daha yapıcı. Ya burada bu meselenin çözümü tartışmaya açık imkan olmadı. Vermektir. Tartıştığımız ölçüde mesele anlaşılır. Biz kendi aramızda tartışmasına müsaade etmedik. Tartışanları içeri atmaya kalktık. Hala da yapıyoruz böyle evet. Şeyleri. O zaman da dünya anlamıyor diyoruz. Dünyanın anlaması ancak tartışmayla olur. Ona müsaade edelim. Büyükelçilerimizi de yerinde bırakalım. Uzak Başkanı Sayın Özlem Sandberg çok teşekkürler. Çok geniş perspektifte Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde geldiği son noktayı değerlendirdiniz. Sağ olun. Sağ olun. Biz nokta koyalım. Çapaya bırakalım sözü.